Herkese selamlar. Bu videoda benden çok istediğiniz ve uygulaması da gayet basit birkaç teknik ve taktik ile deneme netlerinizi nasıl arttırabileceğiniz hakkında konuşacağız. Bu arada eğer değilseniz abone olmanız ve videoyu sadece bir saniyenizi ayırarak beğenmeniz, bize olan desteğiniz göstermeniz açısından ve tabii ki de daha kaliteli videolar çekebilmemiz açısından bize vereceğiniz bir mesaj olacaktır. Lütfen bunu da unutmayın. Evet, öncelikle daha önce de söylediğim bir şeyi tekrar söyleyerek başlamak istiyorum. Bu sınav biliyorsunuz sadece bilgilerinizi ölçen, yani bugüne kadar öğrendiğiniz şeylerin sorgulanacağı bir sınav olmayacak. Çünkü biliyorsunuz bu bilgileri sizden belli bir süre zarfında istiyorlar. Dolayısıyla bu sınava sadece bilgi düzeyinde hazırlanırsanız sınavı kesinlikle kazanabileceğinizi söyleyemem. Bu sınava bütün yönleriyle hazırlanmak zorundayız. E bunun için de bazı teknikleri ve taktikleri de öğrenmek bence çok büyük bir önem arz ediyor. Ben bu videoda en başta da söylediğim gibi uygulaması gayet basit, belki daha önce hiç duymadınız fakat öğrendikten sonra ciddi anlamda yararını görebileceğinizi düşündüğüm teknikleri size anlatmaya çalışacağım. Ve bu teknikleri öğrendikten sonra kesinlikle eminim ki deneme netleriniz belki çok ciddi anlamda artmayabilir ama en azından bir iki tık yukarıya çıkacaktır. Belki de siz bu teknikleri uygulamadığınız için bilgilerinizi yeterince sınava yansıtamıyor olabilirsiniz. O yüzden eksiğiniz belki de bu yönde olabilir. Dolayısıyla bu videoda bunları tamamlamaya çalışacağız. Artık gelelim ilk tekniğimize. Evet ilk tekniğimiz belki içinizden bazılarınız bunu duymuştur ya da biliyordur ve uyguluyordur hatta. Fakat pek çoğunuzun bunu bilmediğini düşünüyorum. Çünkü böyle büyük bir sınava ilk defa hazırlanıyorsunuz ve dolayısıyla da ciddi anlamda sınav tekniklerini bilmiyor olmanız gayet normal. İlk tekniğimizin adı turlama tekniği. Öncelikle net olarak bunun bir tanımını yapalım. Turlama tekniği şu demektir. Sınava başladınız ve öncelikle sınavın sonuna kadar kolay ve orta zorluk derecesine yakın soruları halledip tekrar sınavı baştan çözmenizi ve ikinci çözüşünüzde daha zor olan soruları çözmenizi aslında söyleyen bir tekniktir bu. Dolayısıyla aslında sınavı bir kere değil de iki hatta becerebiliyorsanız üç kere yapmanızı anlatmaya çalışır bu teknikte. Sayısal denemesinden bir örnek vererek açıklamaya çalışalım. Normalde sayısal denemeniz biliyorsunuz 80 dakika. Fakat bu teknik her soruya 2 dakika vermenizi içermiyor. Öncelikle gerçekten hızlıca yapabileceğiniz soruları yapacak ve onları aradan çıkaracaksınız. Yani ilk turunuzda sınavı ilk uygulamanızda kolay ve belki de orta zorluk derecesine yakın soruları aradan çıkaracağız. Ardından ikinci turda yani ilk defa okumanızda bir şeyler anlayıp fakat şu an bu soruyla uğraşmak büyük zaman kaybettirir bana dediğiniz soruları ikinci turda tekrar ...üzerine yoğunlaşıp çözmenizi söylüyor bu teknik. Dolayısıyla ilk turda önce kolay ve orta soruları yapıyoruz... ...ve aynı zamanda da yapabileceğinize inandığınız sorulara da işaret koyuyorsunuz. Yani ilk soruyu yaptın mesela gayet kolay. İkinci soruya geldin, okudun kesinlikle soruyu. Önemli yerlerin altını çiziyorsun, yuvarlak içine alıyorsun... ...ve bu soru için de şöyle bir düşünce oluştu sende. Ya ben bu soruyu yaparım ama... Şu an bununla uğraşmak istemiyorum. Yani bayağı bir işlemi var. Ben bunu ikinci tura atayım deyip işaretinizi koyuyorsunuz soruya ve ikinci turda da o soruyu çözüyorsunuz. Yani turlama tekniği dediğimiz şey tamamen bundan ibaret ve bu teknik bence özellikle de sayısal denemesinde daha fazla işinize yarayacak. Çünkü özellikle matematik dersinde biliyorsunuz ilk bakışta sorular size bir kabus gibi gözüküyor. Yani işin içinden çıkılmaz uzun ve yorucu sorular olduğunu görüyorsunuz ve ön yargı oluşturuyorsunuz. Halbuki matematik sorusunu ilk okuduğunuzda siz aslında fark etmeden beyniniz arka planda o soruyu çözmeye uğraşıyor, çalışıyor. Yani sen atıyorum ikinci soruyu yapamadın ya. Sen 12. soruya gelene kadar dahi beynin arka planda o soruyla ilgili bütün öğrendiklerini öne çıkartmaya çalışıyor. Dolayısıyla ikinci tura geldiğinizde o soruyu fark etmeden bile aa hatırladım deyip çözmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla turlama tekniği bilimsel bir tekniktir ve işe de yarayacağını ben büyük oranda düşünüyorum. Kesinlikle bundan sonraki ilk denemenizde, okulda veya kursta ilk denemenizde bu tekniği uygulamaya çalışın. Hızlıca sınavı bitiriyorsunuz, 10-15 dakika arttırıyorsunuz ve sınava tekrardan başlıyorsunuz. Sadece işaretlediğiniz sorulara bakarak Gelelim ikinci tekniğimize. Bu ikinci tekniğimizin de adı nefes tekniğidir. Şimdi illaki sınav içerisinde akıl almaz sorularla karşılaşacaksınız. Hele de bu matematik dersi için sayıca biraz daha fazla olacaktır. Ama kesinlikle pes etmek yılmak yok. Yani onlar bizi alt edemez. Bir kere bu düşünceyi kafanızdan çıkarın. Siz onlarla mücadele edeceksiniz ve kazanacağız bu savaşı. Bu konuda kesinlikle içiniz rahat ve ferah olsun. Şimdi bu üst üste gelen top atışları karşısında ne yapıyorsunuz? Yani matematik denemesi için özellikle söylüyorum. Zor, zor, zor hemen yılmaya başlamıyorsun. Yani pes etmeye başlamıyorsun. Şöyle bir kalemini, silgini bırakıyorsun. Şöyle bir arkana rahat bir şekilde yaslanıyorsun. Gözünü kapatıyorsun. Sınav hakkında her şeyi kafandan siliyorsun tam 20 saniye boyunca bunu içinden de sayabilirsin. Saate de ara ara bakabilirsin. Ya da yettiği kadar diyelim gözünü kapalı tutarak yaklaşık 5 kere derin bir şekilde nefes alıp veriyorsunuz. Bu nefes tekniği vücudunuzdaki dolaşımı hızlandıracak ve beyninize o oksijen gitmesi, kan gitmesi açısından da faydalı olacaktır. Yani yine bir nevi bilimsel bir tekniktir o nefes alışverişlerinizde yine dediğim gibi mümkün olduğunca sınavı unutmaya çalışıyorsunuz. Kendinizi terkin etmeye, motive etmeye çalışıyorsunuz bu 20 saniyelik süre içerisinde. Kesinlikle süreyi zaman unutun. Yani eyvah işte sınav geçiyor, gidiyor, zaman kaybediyorum diye kesinlikle düşünmeyin. Bazen bu ayırdığınız eksi 20 saniye size artı 5 dakika olarak geri dönebilir. Yani o nefes tekniğinden sonra soruları birden çözmeye başlayabilirsiniz. Yani bir kendinize geleceksinizdir. O yüzden bu şekilde sınavda bir ya da iki kere kendinize mola hakkı mutlaka tanıyın. Çünkü illaki insanız yani o kadar zor sorular karşısında bir bunalma hissi yaşayacaksınız ki yaşıyorsunuz farkındayım. Belki de bunu aşamamanızın sebebi bu nefes tekniğini doğru uygulamadığınızdan dolayı olabilir. O yüzden yine önümüzdeki ilk denemelerde bunu deniyoruz. Üçüncü tekniğimiz Biraz komik gelebilir ama sulama tekniği. Bazı zamanlarda özellikle de yine maalesef matematik denemesinin olduğu sıralarda sınavdan dolayı bir bezginlik hali yaşayabiliyorsunuz. Sınavdan kopuyorsunuz. Yani aklınız ya başka bir yere gidebiliyor. Çünkü zaten soru zor yapamıyorsun. ikinci soru zor yapamıyorsun. Bir yerden sonra yılmaya başlıyorsunuz. Nefes tekniği bir şey yaramadı. O zaman bir ayılmamız gerekiyor. Yani o uyku durumundan bir çıkmamız gerekiyor. Bunun için de masanızda duran o şişeden yardım alabilirsiniz. Yani biraz şöyle su boşaltıp üstünüze serpmek sizi bir canlandırabilir. Biliyorsunuz hemen hemen dünyadaki her insan sabah kalktığında ilk iş olarak elini yüzünü yıkar. Bunun aslında en önemli sebebi biliyorsunuz insanın güne başlamasını sağlamasıdır. Yani o suyla beraber bir canlılık hissetmektir. Yani sadece yüzü temiz olsun diye insan sabah kalktığında yüzünü yıkamaz. Aynı zamanda güne başlamanın da verdiği bir sinyaldir. Dolayısıyla sulama tekniğinden faydalanıyoruz bu şekilde sınavdan çok fazla koptuğunuzda hemen yüzünüze birazcık su serpmeniz sizi canlandırabilir. Ki özellikle de biliyorsunuz sınav yaz ayında olacağı için havalarda sıcak olacak. Bu bunalma hissini bir tık daha fazla yaşayacaksınız. O yüzden şimdiden bu tekniği öğrenip ara ara uygularsak sınav anında da bu bize fayda sağlayabilir. Su serpiştirdikten sonra ufakça bir kollarınızı açıp esnemeniz, gerilmeniz yine vücudunuzun gerginliğini bir nebze atacaktır ve kan dolaşımınızı da yine hızlandırmaya yardımcı olacaktır. Dediğim gibi bunlar bilimsel tekniklerdir. Mutlaka uygulamaya çalışmanızı tavsiye ediyorum. Gelelim son tekniğimize. Bu biraz matematik için çok mümkün değil ama diğer dersler için mutlaka uygulamanızı yine tavsiye edeceğim. Eleme tekniği. Bunun içine fen dersini de katabiliriz. Çünkü biliyorsunuz onun da büyük bir kısmı aslında sözel. Bazı soruların şıkları elenmeye müsait olabiliyor. Yani soruyu okuduktan sonra daha çok yorum sorularında yani dediğim gibi sözel kısımlarda kesinlikle bu şık olmaz diyerek sorunun doğru cevabına ulaşmaya çalışabilirsiniz. Yani direkt soruyu okuduktan sonra doğru cevaba yönelmektense şıkları eleye eleye doğru cevaba ulaşmak da bir tekniktir. Ne yapıyorsunuz? Mesela okudun soruyu, şıklarına baktın. D şıkkı, ya bunun ne alakası var deyip eliyorsun. C şıkkı galiba bu da olmaz diyorsun. Yani kesin bu konu başka bir şeyle ilgili bu da olmaz deyip onu da eledin. Atıyorum iki şık kaldı. Bir şık daha eleyerek doğru cevaba ulaşabilirsen harika olur. Yani İlle de sorunun doğru cevabını bilmek zorunda değilsiniz. Diğer 3 şıkkın ne olduğunu biliyorsanız zaten onları eleyerek de diğer şıkka kalabilirsiniz. Yani ille de o şıkkın ne olduğunu bilmek zorunda değilsiniz. Atıyorum fen dersinde 3 tane organelin ne işe yaradığını biliyorsun. Onları eledin. E dördüncü organeli belki unutmuş olabilirsin ya da duymamış olabilirsin ama diğerlerinden kesin emin olduğun için onları elediğin için doğru cevaba zaten ulaşabiliyorsun. İşte bu eleme tekniğini de dediğim gibi sözel ve fen derslerinde kesinlikle kullanmanızı öneriyorum. Mutlaka bunu da yine deneyebilirsiniz. Tabi bazen de şöyle bir durumla karşılaşabiliyorsunuz. Atıyorum iki şıkkı eledin kaldı geriye iki şık. Sallasam mı? Sallamasam mı? Çok kritik bir ana geliyorsunuz. Şimdi orada da size şunu tavsiye edebilirim. Tabii ki de sallayın ya da sallamayın net bir cevabım olmayacak ama şunu aklınıza mutlaka getirmek durumundasınız. Biliyorsunuz 3 tane ana dersimiz var bize 4 puan getiren. Yani kritik ve sayıca bizi hızlı bir şekilde yükselten derslerimiz Türkçe, Fen ve Matematik. Bu derslerde alacağınız yani bu derslerin sınavında alacağınız riskler sizi hızlı bir şekilde yükseltebilir, düşürebilir. Dolayısıyla burada o riski alırken çok dikkatli düşünmek zorundasınız. Diğer derslerde yani in club, din kültürü İngilizce gibi derslerde biliyorsunuz bir puan var yani orada yaptığınız yanlışlar size ciddi büyük oranda bir kayıp yaşatmayacak ya da ciddi olarak da yukarı çıkartmayacak bu yüzden risk alırken bunu düşünmenizi öneriyorum bu konuda şunu da üzerine ekleyebiliriz eğer sınav anında artık sonlara geldiniz test içerisindeki hemen hemen her sorudan eminseniz yani yüzde yüze yakın eminseniz ve bir soru kaldıysa arada kaldınız yani iki şık arasında kaldınız bir soru kaldıysa risk almak etkili olabilir. Tabii ki bu ne zaman? Şıklar 2'ye inerse yani şansınızı %50'ye çıkartabiliyorsanız belki de bu riski almaya değebilir. Ama eğer sınavdaki yani test içerisindeki hemen hemen pek çok sorudan zaten emin değilseniz bir de üstüne sallama olayına kesinlikle girmemenizi söylerim ben. Çünkü daha da fazla dibe inmenin çok da bir anlamı yok. Zaten diğerlerinde emin değilsiniz. Bir de bunu üstüne eklerseniz daha da felaket bir senaryo karşımıza gelebilir. O yüzden ne yapıyoruz? Eleme tekniğini etkili bir şekilde kullanıyoruz. Mümkünse 3 şıkkı kadar eleyelim. Doğru cevabı o şekilde de ulaşalım. Ama İki şıkkı da indiriyorsak oradaki risk yönetmek işte önemli bir karar olacak. Bunu önceden düşünmenizi öneririm. Ben testte sonuca şu halde gelirsem sallayabilirim ya da kesinlikle hiç sallamayacağım şeklinde kendinize bir önden plan hazırlayın derim. Evet bu videolukta benden bu kadar. Umarım yine faydalı olabilecek şeyler anlatabilmişizdir. Umarım bu teknikleri deneyerek deneme netlerinizi bir iki tık yükseltebilirsiniz ki ben faydalı olabileceğine ciddi anlamda da inanıyorum. Bunları mutlaka denemelisiniz. Sonuçta denemeler zaten sevgili gençler bu yüzden vardır. Yani bir şeyler öğrenirsiniz, teknikleri öğrenirsiniz ve denemelerde bunu sergilemeye çalışırsınız gerçek sınava bırakmadan. En azından denemelerde bu teknikleri deneyin. Belki de size uygun olmayacak ve bunu yapmamaya karar vereceksiniz ama bu uygun olmadığını denemede fark edin gerçek sınavda fark etmeniz geriye dönüş olmayan sonuçlar doğuracaktır bizim için. Dolayısıyla denemelerde her şeyi yapın. Yani bunun içine şunu da katmak istiyorum. Mesela hangi dersten başlayacağınızı bile artık yavaş yavaş denemelerde oturtmaya başlayın. Atıyorum sayısala. Fenden mi başlayacağım? Matematikten mi başlayacağım? Bunu deneye deneye kendinizi tanımaya çalışın. Tekrar söylüyorum. Böyle bir büyük sınava ilk defa hazırlanıyorsunuz. Tecrübeniz olmadığı için de bu tecrübeyi hızlı bir şekilde edinmek zorundasınız. Hızlı bir şekilde edinebilmek için de zaten bol bol deneme yapmak zorundasınız. Şimdilik yapmasanız bile önümüzdeki aylarda bunu hızlandıracağız ki zaten bununla ilgili de yine tavsiye videolarımız hızlı bir şekilde gelmeye devam edecek. O yüzden videonun da sonuna gelmişken bunu da hatırlatalım. Bizi takipte kalmayı lütfen ihmal etmeyin, unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve bir sonraki videoda görüşünceye kadar Hoşçakalın. Görüşmek üzere.